Ercan Kesal. O doğduğunda takvim yaprakları 12 Eylül 1959'u gösteriyordu. Hem çiftçi hem de esnaf bir baba ile halı dokumacısı bir annenin dördüncü çocuğu olarak Nevşehir Avanos'ta gözlerini açtı dünyaya. Çocukluğu taşrada geçen Ercan Kesal müthiş bir gözlem yeteneğine sahipti. Gerek oynadığı dizi ve filmlerde gerekse kaleme aldığı kitaplarla büyük beğeni toplayan Ercan Kesal bir röportajında çocukluk yılları ile ilgili şunları söylüyor. Ben bir esnaf çocuğu olarak büyüdüm. Edebiyat ve sinemadaki kariyerimi doğup büyüdüğüm topraklara borçluyum. Bütün yazlarım kamyon kullanmakla, gazoz satmakla geçti. Usta oyuncu Posta'dan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda ise ailesini ve çocukluk yıllarını şöyle anlatıyor. Kasabada daha çok rençberlik yapan ailelerin oturduğu eski bir Avanos evinde doğdum. Sülalemiz köseler olarak bilinir. Babam uzun yıllar dededen kalma işimiz olan çiftçilikle uğraştıktan sonra gazozculuğa heves etmiş. 1952 yılında bölgenin ilk gazoz imalatçısı olmuş. Abilerim ve benim tüm çocukluk ve gençlik yıllarımız gazozhanemizde geçti. Anam evimizin gizli reisiydi. Ömrü halı dokumakla ve çalışmakla geçti. Emeğe, çalışmaya iman etmiş, iyilikle anılan, cömert bir ailenin okumaya meraklı en küçük çocuğuydum. İlk ve ortaokulu Avanos'ta tamamlayan Ercan Kesal, liseyi Niğde ve Nevşehir'de okudu. Usta oyuncu üniversite için rotasını Ankara'ya çevirdi. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. Ercan Kesal, Türkiye'de sağ-sol çatışmasının hız kazandığı 1980 darbesine doğru giden yılları Ankara'da geçirdi. Asteğmen bir hemşerisiyle aynı evde yaşamaya başlayan Ercan Kesal, hafta sonları arkadaşının sakladığı kitapları gizli gizli okumaya başladı. Zaten çocukluk yıllarından beri kitaplarla haşır neşirdi. Ancak bu kez Rus edebiyatının önde gelen isimleri Dostoyevski, Gorki ve daha niceleriyle tanıştı. Bu süreçte okudukları sadece edebiyatla sınırlı değildi. Ankara'daki siyasal atmosferden etkilenen Ercan Kesal çeşitli sosyalist kitapları da kurcalamaya başladı. Ankara siyasaldan sonra diş hekimliği fakültesini kazanan Ercan Kesal babasının "Ben yaşlanınca kim bakacak bana? Doktor ol" demesi üzerine bir kez daha sınavlara girdi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. İzmir'deki öğrencilik yıllarında kaleme aldığı şiir ve yazıları Dönem dergisinde yayımlandı. Usta oyuncu 1984 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde göreve başlayan Ercan Kesal, daha sonra Ankara'nın Taşra ilçelerinde sağlık ocağı hekimliği yaptı. Usta oyuncu 1990 yılına kadar doktorluk yapmaya devam etti. Anadolu'nun bağrında doğan Ercan Kesal, Taşra'da doktorluk yaptığı süreçte de çeşit çeşit insanlarla tanışıp onların hikayelerine tanık oldu. Çok fazla kitap okumanın yanı sıra sinemaya da merakı olan Ercan Kesal, 1990 yılında radikal bir karar alarak kamudan istifa etti. Tası tarağı toplayıp İstanbul'a gelen Ercan Kesal'ın kafasında artık sinemacı olmak vardı. Ercan Kesal, İstanbul Dergi'den Doğu Yücel'e verdiği röportajda doktorluğu bırakıp neden İstanbul'a geldiğini şöyle anlatıyor. Avanos'ta doğdum büyüdüm. Bir süre Ankara'da, sonra da İzmir'de okudum üniversiteyi. İlk gençlik yıllarım 80 öncesi politik olayların içinde ve İzmir'de geçti. Darbeden sonra hekim olup doğduğum büyüdüğüm topraklara geri dönmüştüm. İstanbul sanki hayatımda olması gereken bir şehir ve aşamaydı o yıllarda. Bir sürü konfor ve garantiden vazgeçerek geldim İstanbul'a. İşsiz ve parasız 30'lu yaşlarında bir hekimdim. Sinema yapmak, film çekmek, edebiyatla uğraşmak, bir entelektüel olarak kendime yer açmak, güç kuvvet sahibi olmak istiyordum. İstanbul tüm bunlar için bir fırsat ama aynı zamanda bir macera şehriydi. Ercan Kesal bir süre çeşitli yapımlarda asistanlık gibi işleri yürüse de bu işler çok fazla uzun soluklu olmadı. İstanbul macerası pek de umduğu gibi başlamadı. İşsiz kalınca Ziya Öztan'ın tavsiyesi üzerine yeniden doktorluğa geri döndü. İhtisasını yaparak klinik psikolog olan Ercan Kesal, 2004-2006 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Dalı'nda master eğitimini bitirdi. Ercan Kesal özel hastanelerde hekimlik yapmaya başlasa da sinemadan hiç kopmadı. Kliniğinde düzenlenen tiyatro-psikiyatri ilişkisini anlatan seminerde hayatının aşkı Nazan Kesal ile tanıştı. Ercan Kesal 1995'te dil eğitimi için Paris'e giderken
Nazan Kesal da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı. Yaklaşık 8-9 yıl boyunca uzak kalan ikilinin aşkı aradaki mesafelere rağmen hiç bitmedi. Kesal çifti 2005 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerini Poyraz ismini verdikleri çocuklarıyla taçlandırdılar. İstanbul'a geldiği ilk günlerde Metin Erksan'la tanışan Ercan Kesal zamanla Nuri Bilge Ceylan'la da yan yana gelmeye başladı. Nuri Bilge Ceylan'la tanışması aynı zamanda sinemaya attığı ilk adım oldu. Herhangi bir oyunculuk eğitimi almamasına rağmen ilk kez 2002 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filminde küçük bir rol için kameraların karşısına geçen Ercan Kesal işin daha çok senaryo tarafındaydı. 2008'de ise senaryosunu yazdığı 3 Maymun filmiyle bir kez daha beyaz perdede boy gösterdi. Usta oyuncu Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği filmde Hatice Aslan ve Yavuz Bingöl'le başrolü paylaştı. Ercan Kesal 3 Maymun filmiyle 14. Sadri Alışık ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, 2009 Yeşilçam ödüllerinde ise en iyi senaryo ödülünü sahibi oldu. Sinemadaki oyunculuk deneyimi Vavyen, Albatros'un Yolculuğu ve Saç filmleriyle devam eden Ercan Kesal, Anadolu'da doktorluk yaptığı günlerde başından geçen bir hikayeyi Nuri Bilge Ceylan'la paylaştı. Bu hikaye 2011 yılında gösterime giren ve 64. Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan filmler arasına girerek ikinci büyük ödülü alan Bir Zamanlar Anadolu'da filmiydi. Ercan Kesal T24'ten Özlem Karahan'a verdiği röportajda şunları söylüyor. 2009 yılıydı. Bir Zamanlar Anadolu'dayı Nuri Bilge Ceylan'a teklif etmiştim. O da gerçek bir hikayeydi. 1984 yılında mecburi hizmet için gittiğim bir kasabada başımdan böyle bir şey geçti. Ben yanımda iki katil sabaha kadar ceset aradık. Hikayeyi anlattım, bunu yazalım dedim ve yaptık. Bir Zamanlar Anadolu'da filminde muhtar karakterini canlandıran Ercan Kesal'ın gerçek hayatta doktor olması, çekimlerin yapıldığı Kırıkkale'nin Keskin kasabasında görev alması ve bu kasabadaki deneyimleri filmin esin kaynaklarından biri oldu. Buradan hareketle filmin senaryosunu Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan'la birlikte kaleme aldı. Herhangi bir oyunculuk eğitimi olmamasına rağmen Bir Zamanlar Anadolu'da filmindeki muhtar sahnesinde yarattığı gerçeklik hayranlıkla izlendi. 48 yaşındayken sinemaya adım atan Ercan Kesal, filmhafızası.com'dan Emrah Öztürk ve Soner Yıldırım'a verdiği röportajda şunları söylüyor. 48 yaşında sinemaya girdim. Yani benden klasik anlamda bir jön zaten olmaz. Aynı zamanda ben sinemaya oyuncu olarak değil senarist olarak girdim. Benim güçlü yanım, bildiğim taraf edebiyat. Bu yüzden de kahramanların karakterlerine daha vakıf olabiliyorum. Aldığım eğitim tıp ve klinik psikoloji eğitimi. Daha sonra gördüğüm antropoloji eğitimi de bana hikayedeki kahramanları derinleştirme, onların hesaplarını anlama ve içselleştirme şansı verdi. Benim oyunculuğumu ortaya çıkaran da bu oldu. Çünkü ben oyunculuk eğitimi almadım. Klasik anlamda oyunculuk nedir bilmiyorum. Ben hikayelerden, yaşadıklarımdan ve gözlemlerimden yola çıkarak el yordamıyla bulduğum bir oyunculuğu icra ediyorum. Yaşayan, hayatın içinden sahici bir kahramanın peşine düşüyorum hep. Sette oynarken gerçekten de kameranın farkında değilim. Onu unutarak oynuyorum. Hepimizin hayatında olduğu gibi Ercan Kesal'ın da hayatında travmalar oldu. Usta oyuncunun travmaları ise anne ve babasını birkaç yıl arayla kaybetmesi oldu. İzmir'de tıp okuduğu yıllarda çeşitli hikayeler ve şiirler kaleme alan Ercan Kesal, Parkinson hastalığı nedeniyle babasını kaybettikten sonra yaşadığı acıyı satırlara dökerek ifade etti. Peri Gazozu isimli kitabı kaleme alan usta oyuncu, Independent Türkçe'den Kerem Bozkurt'a verdiği röportajda şunları söylüyor. Peri Gazozu hikayelerini yazmaya başladığım zaman babamı kaybettim. Bu yüzden babamın yasını, kayıp duygusunu sanki hikayelerimde aşmaya çalışmışım. Şimdi baktığımda bunu görüyorum. Çünkü hikayelerimin hepsine de babam sirayet etmiş. Babasının yasını yazarak tutan Ercan Kesal, annesini kaybettikten sonra adeta dünyası başına yıkıldı. Usta oyuncu aynı röportajının devamında annesini kaybettikten sonra yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Annemi kaybettiğimde yeryüzünü kaybetmişim gibi bir duyguya kapıldım. Annemin kaybında sanki birisi ayağımın altından halıyı çekivermiş gibi geldi. Babamda öyle bir şey olmadı.
babamı böyle keyifle anlatarak, neşeyle hatırlayarak yendim. Bir de artık babam yok, ben varım düşüncesi vardır ya. Onu sürdürecek olan benim duygusunu yaşamıştım. Fakat anne gidince anladım ki anne tuhaf bir şeymiş. Anne kaybını hiç tarif edemiyorum. Yani dünyayı kaybetmek gibi bir şey, anneyi kaybetmek. Peri Gazozu isimli kitabından sonra sırasıyla Nasipse Adayız, Cin Aynası, Bozkır'da Bir Gece Yarısı ve Aslında isimli kitapları kaleme alan Ercan Kesal, edebiyat yönüyle de çok beğenildi. Usta oyuncunun kısa zamanlı da olsa siyaset deneyimi oldu. 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Ercan Kesal, o süreçte yaşadıklarını 2013 yılında kaleme aldığı Nasipse Adayız kitabıyla anlattı. Ardından bu kitap 2020 yılında aynı isimle film oldu. Filmle ilgili anlattıklarımın hepsi gerçek. Eksiği var, fazlası yok diyen Ercan Kesal aynı zamanda filmin yönetmenlik koltuğunda oturdu. Nasipse Adayız filmi 39. İstanbul Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve en iyi kurgu ödüllerinin de sahibi oldu. Sinemada rol aldığı filmlerle bambaşka karakterlerle karşımıza çıkan Ercan Kesal, televizyon dizilerinin de aranan ismi haline geldi. Usta oyuncu 2016 yılında yayınlanmaya başlayan İçeride dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bir yıl sonra da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Perihan Savaş ve Öner Erkan gibi isimlerle birlikte Çukur dizisi için kameraların karşısına geçti. İdris Koçovalı karakterine hayat veren usta oyuncu sadece Çukur'un değil, herkesin İdris babası oldu. Ercan Kesal şimdilerde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli gibi isimlerle birlikte Aldatmak dizisinde başrol oynuyor. Biz de usta oyuncuya ömrünün geri kalanında ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.